Özce merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Ne yapıyorsun? Seni biraz tanıyalım, seyircilerimiz tanısın. Tamam, okuyorum. Marmara Üniversitesi'ndeyim. Almanca işletme okuyorum. İsteyerek mi seçtin? İsteyerek seçtim, birinci tercihimde. Öyle, çok mutluyum. Üniversiteli olmak çok güzel. Severek yapman daha da seni üretken kılabilir, değil mi? Evet, çok isterim. Nereden aklına geldi? Alman Lisesi mezunuyum zaten. Onun için Almanca'dan devam etmek istedim. Bir de burada kalmak istiyordum. Almanca işletme de güzel bir tercih oldu benim için. Kimlerle geldin? Annem, dedem ve anneannemle geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım teşekkür sizi. Teşekkür ederiz. Ben Özlem Keleşer, Özce'nin annesiyim. Çocuk doktoruyum. Özce'nin çocukluğundan beri hayaliydi bu yarışmaya katılmak. O ne hayal güzel. Gerçek oldu. Onun için çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Aman ne güzel. Ona bol şans diliyorum. Bilgisi zaten var. İnşallah şansı da yaver gider. Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Ben Özce'nin dedesi İbrahim Keleşer, emekli öğretmen. Özce'nin başaracağına inancım sonsuz ve tamdır. Merhabalar. Merhaba. Ben Özce'nin anneannesi. Özce'ye çok başarılar diliyorum. Onu çok seviyoruz. Arkasındayız. Başarılar. Biz de başarılar diliyoruz. İnşallah çok başarılı olur. Herkes sana inanıyor, güveniyor. Bol şans diliyorum. Teşekkür Hazır mısın ederim. Özce? Hazırım. Yarışma başlıyor. İlk soru geliyor sevgili Özce. Masallarda periler dilekleri gerçekleştirmek için ellerinde hangisini taşırlar? A. Çan. B. Süpürge. C. Kılıç. D. Değnek. D. Değnek. Son kararım. İkinci sorumuz. Hangisinin tavşan, köpek gibi hayvan isimleriyle anılan çeşidi vardır? A. Kemik. B. Diş. C. Kulak. D. Burun. B. Diş. Son kararım. Üçüncü sorumuz şöyle Özce. Süt, yumurta ve şekerle hazırlanan, özellikle pastaların içinde ve süslemesinde kullanılan malzeme nedir? A. Jöle. B. Karamel. C. Krema. D. Marmelat. C. Krema. Son kararım. Dördüncü soru Özce. Helvetica, Times New Roman hangisinin çeşitleridir? A. Kağıt boyutu. B. Yazı karakteri. C. Kalem ucu. D. İskambil kağıdı. B. Yazı karakteri. Son kararım. Kazasız belasız beşinci soruya geldin sevgili evet. Özce. Beşinci sorumuz. Yazar kasalarda günün sonunda toplu olarak alınan rapora adını veren harf hangisidir? A. A. B. K. C. T. D. Z. Bir fikrim var ama ben bu soruda seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Sevgili seyirciler, Özce size soruyor. Yazar kasalarda günün sonunda toplu olarak alınan rapora adını veren harf hangisidir? A, A, B, K, C, T, D, Z. 10 saniye süremiz var. Seyircilerimiz 173 oranında D diyor. Ben seyirciye güveniyorum. D, Z son kararım. Özce
Z bir fikrim var diyordun. Z miydi o? Hayır, T'di. T raporu. Evet. Hep Z raporu, hiç duymadın değil mi? Duymuştum aslında ama şimdi işletmede biz de bilançoda T raporları çıkarıyoruz. Oradan birazcık kafam karıştı. Yazar kasa bu. Evet. Altıncı soruya geliyoruz. İki tane jokerim var, telefon ve yarı yarıya hakkın. Komodor hangisiyle ilgili bir unvandır? A. Binicilik. B. Taşımacılık. C. Havacılık. D. Denizcilik. Ben telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Peki. Hak'tan Dadaylı Vedat Özdemiroğlu, Batur Usta. Vedat Özdemiroğlu ile görüşmek istiyorum. Vedat Özdemiroğlu ile. Neyin oluyor Vedat Özdemiroğlu? Manevi babam sayılır. Manevi baban sayılır. Evet. Sık sık görüşüyor musunuz? Evet. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Vedat Özdemiroğlu. Ne var ne yok? İyi akşamlar Selçuk Bey, nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Biraz heyecanlıyım uzaktan Özce için. Şimdi Özce ile yarışıyoruz sevgili Vedat. Bir soru evet. Soracak. Hazır mısın? Kolay sorsun. Sor bakalım. Komodor hangisiyle ilgili bir ünvandır? A. Binicilik, B. Taşımacılık, C. Havacılık, D. Denizcilik. Tekrarlar mısın? Komodor hangisiyle ilgili bir ünvandır? A. Binicilik, B. Taşımacılık, C. Havacılık, D. Denizcilik. A şıkkı neydi? Binicilik. Binicilik. 8 saniye var. Tamam. Deniyorum. Deniyorum. Eminim. Havacılık. Deniyorum. C havacılık mı dedi? C mi dedi? Bilmiyorum. Emin olamadım. Ben %50 joker hakkımı da kullanmak istiyorum. D mi dedi? D dedi galiba. Peki geçersiz iki seçeneği alıyoruz. Binicilik ve denizcilik. D denizcilik diyorum. Son kararım. Sevgili Vedat, ayrıca çok değerli bir mizahi yazar, mizah yazarı ve karikatüristtir, onu da belirteyim. Şimdi baraj sorusu geliyor. Bütün jokerlerini harcadın. Evet. D'de demiştir Vedat galiba. Evet. Ama emin olamadım. Yani riske atmak istemedim. Sesli soru geliyor Özce, dinleyelim. Unchain my heart. Dinlediğiniz şarkıyı seslendiren blues şarkıcısı kimdir? A. Tom Jones, B. Elton John, C. Ray Charles, D. Neil Young. Çok sevdiğim bir şarkı bu. C. Ray Charles, son kararım. Tebrikler. Önce dede alkışladı. Gördüm buradan. 15 bin lira kazandın sevgili Özce. İlk hedefin buydu galiba. Evet. Ne yapacaksın? Erasmus yapmayı düşünüyorum. Erasmus harcamalarını harcayacağım yani parayı. Güzel bir yere gidecek yani. Evet. Çift cevap hakkında doğdu. Bir tane jokerim var. Evet. 30 bin lira soru gelecek. Hazır mısın? Hazırım. Masa futbolda denilen langırt oyununda standart olarak futbolcu dizilimi nasıldır? 3-6-2 B-2-5-3 C-4-1-5 D-4-5-4 Oynadın mı hiç? Oynadım. Dizilimini hatırlayamadım.
Çift cevap joker hakkımı da kullanmak istiyorum. Çift cevap joker hakkını kullanmak istiyorum. Evet. İlk önce hangi şıkkı söyleyeceksin? İlk önce D şıkkı 4-5-4 demek istiyorum. 4-5-4 emin misin? Değilim. Ama D şıkkı demek istiyorum. Son karar. Son kararım. Şıkkı 3-6-2 demek istiyorum. Emin misin? Eminim. Son karar mı? Değil, B şıkkı demek istiyorum. B şıkkı. Eminim. Son kararım. Toplamları olan 2-5-3'tü değil mi? Evet. Toplam 11 oyuncu kaleciyle evet. Birlikte. 30 bin lira kazandın. Evet. Ama jokerlerin yok. Evet. Şimdi 60 bin lira soru geliyor. Hı-hı. Hazır mısın? Hazırım. Gece süremiz doldu. Evet. Bir dahaki bölümde yarışacağız tekrar. Tamam. O zamana kadar sana güzel, mutlu, şanslı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim.